Sayın Balbay, aslında İstanbul yarışını konuşuyorduk ama özellikle son cümleleri oldukça çarpıcıydı Sayın İhsan Aktaş'ın. İmamoğlu'nun satın alma gücü tespiti için nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Bir de reklam aslında algı belediyeciliği olarak AK Parti'nin ifade ettiği son dönemde söylemlerin önemli bir kısmını da buna oturttuğu bir durum var. Siz bu tespitlere nasıl katılırsınız? İstanbul'da sahada son durum ne? Sayın İmamoğlu'nun özellikle sahada 4 seçim içerisinde gördüğüm en pozitif atmosfer demesi sizce gerçekçi mi? Şimdi tabii bir defa Cumhuriyet Halk Partisi bu cumhuriyeti kuran parti, kökleri Sivas Kongresi'ne kadar giden parti, ama geçen cumhuriyet tarihi içinde çok partili yaşama geçişi, parlamentoda yelpazenin sağ ve sol kanat olarak oluşmasına katkıda bulunuşu, sosyal devlet kavramını getirişi, bugün sosyal devlet kavramını çok kolay konuşuyoruz ama örneğin 1960'larda 70'lerde sosyal sözcüğü komünizmle, sosyalizmle eşit sayılan ve sağın böyle baktığı bir kavram idi ve o dönemde bunu gündeme getirdi. Tabii geçen yıllar içinde Türkiye'nin her şeyinden etkilendi Cumhuriyet Halk Partisi. Hani barajın altında kaldığını da unutmamak lazım. Bunu genel anlamda Sayın Aktaş artısıyla eksiyle CHP'nin yerini kendi gözüyle yorumladı ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni gerçekten bilinçli bir seçmendir. Hani kapalı, gözü kapalı oy verdi şeklinde değil. Evet, örçer, biçer, bazen de söylenir, sonunda belki de mecburen gidip oy veriyorum duygusuna kapılır ama o oyun sonuçları olur, sonrasında takip eder. CHP'de şu anda yaşanan, 4-5 Kasım'da yaşanan değişimi de biraz partinin tabanından, farklı kesimlerinden gelen bir arzunun parçası olarak değerlendirmek gerekir. Cumhuriyet Halk Partisi yine öteki partilerde olmayan, en mükemmel değil ama yine de olabildiğince uygulayabildiği, parti içi tartışmayı yapabilen bir parti. En köklüsü bunun geçmişte 17 gün, 18 gün süren kurultayları olmuştur CHP'nin. Konuşabilmiştir. Bazen bu kaos gibi görünmüştür ama konuşabilmek hiç konuşmamaktan daha iyidir. AKP iktidarları dönemine baktığımızda da örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı 2007'de MHP de mecliste olabilmeli diyebilmiş. Her 4 oydan birini MHP'ye verelim diyebilmiştir. 2011'de HDP de bu ülkenin parlamentoda her şeyi arasın deyip orayla onlar da partide parlamentoda olmalı diyebilmiştir. Sonraki dönemde İyi Parti'ye yönelik AKP seçime katılmaması için Yüksek Seçim Kurulu bir plan yaptığında 15 milletvekilini İyi Parti'ye verebilmiştir. Bunlar çok kolay şeyler değil. Ama hakikaten bu ülkenin genel anlatımla çimentosu, sigortası, birleştirici gücüdür. Ama bugün benim gördüğüm eksik olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin AKP'ye karşı muhalefet etme siyasetini bence ikinci plana atıp iktidara gelme, topluma bunu ikna etme ve toplumun büyük bir bölümünün ülkeyi artık CHP yönetsin dedirtebilme gücüne ulaşması gerekir. Şu anda bunun sancısını yaşıyor CHP. Yerel seçimler bağlamında CHP yine kendi içinden liderler yetiştirdiğini de görüyoruz. Lider adayları yetiştirdiğini de görüyoruz. Seçimlerden sonra belki yeni isimler konuşulabilir. Ama gerek Mansur Yavaş'ın, gerekse Ekrem İmamoğlu'nun şu anda yükselişi, hani o kişilerle söyleşi yapıldığında Cumhurbaşkanı adayı olur musunuz diye sorulacak bir kata ulaşmış görünüyor. Şu an İmamoğlu'nun bence kazandığı an bu para sayma komplosunun ortaya atıldığı andır. Demek ki çareler bitmiş, yapılabilecek hiçbir şey kalmamış, ortaya böyle bir komplo atılmış. Ne dendi? Bir, bu hemen 2023'ün Kasım'ında yapıldı dendi bu kaset. Kurultay yani için. Para sayma işi kurultay için dendi, değilmiş. 4,5 yıl önceymiş. İki, CHP Genel CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda dendi, değilmiş. Kurultay için dendi, değilmiş. Şimdi her şey bir yana, para sayma olayının bence manevi olarak birinci suçlusu, kusura bakmasın, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tur. Kara paramı bakacağız diyor.
Şimdi siz Adalet Bakanısınız. Şu anda soruşturma geçiren ve ifade verenlerin avukatlarıyla ben konuştum. Suçu söyleyin diyorlar, daha suç söylenmiyor. Şüphelisiniz. Paranın kaynağını söyleyin, şüphelisiniz. Bence söylenmeli. Oralarda soru işaretleri de giderilmeli. Sayın Balbay, ama siz o manzarayı nasıl görüyorsunuz? Ya o manzaraya dair fikrinizi söyler misiniz? Şu netleşmeli diyorum. Hayır, tarihlerden bağımsız, her şeyden bağımsız. O manzaraya dair ne söylüyorsunuz? Şöyle, yani insanların eline zorla para mı verilmiş bunu sayın da sizi çekelim değil diye? Zorlu değil sevgili Nasuhi. Şu anda Türkiye'de iş insanları, biraz parası olanlar muhalefete para vermeye korkuyorlar sevgili Güngör. Sen bilmezsin bunları. Yaşamamışsındır. Korkuyorlar. Aman diyorlar, adım geçmesin diyorlar. Aman size yardım edelim, sakın bizi yerde adımız geçmesin diyorlar. Ve İstanbul İl Örgütü'nün alınması için de kampanya açık. Bir tuğla da sen koy. Ya bir bilginiz var yani gördüğüm kadarıyla konuyla ilgili. Hayır, izliyor, ben de izliyorum. Ama az önce bana bir şey söylediniz. Dediniz ki sen bilmezsin bunları. Hayır, bu şeyi işte yardımlar gizli tabii, yapılıyor, tabii. Korkuyorlar. Gizli demek değil. Ki bir bilgiye gizli dayanıyorsunuz. Değil. Hayır, ama manzarayla ilgili fikrinizi hala anlamadım ben. Yani onu bir rica etsem. Şöyle, siz anlarsınız, ben kamuoyuna anlatayım şimdi. Hı hı. Şu anda Türkiye'de insanlar, diyelim ki Cumhuriyet Halk Partisi ya da muhalefet bir dernek, oralara yasal, yani bağış yapacak ve ayakta kalsın diyecek. Pek çok kişi korkuyor. İşim de, başım derde girer diyor. Ama size yardım edeyim diyor. Yani bunun onlarca anlatımıyla ben karşılaştım değişik illerde. Yani elden ama para veriyorlar şeyde, diyorsunuz. Özünde şöyle yani bir korkudan yasal sen olmayan yollara mı başvuruyorlar? Gerçekten hayır, anlamak için soruyorum. Yok, siz anlamak için sormuyorsunuz. Yok, anlamak için soruyorum. Sizi. Ben de anlatmaya çalışıyorum. Diyorum ki ben gördüğümü söylüyorum. Siz de gördüğünüzü söylersiniz. O görüntülerin şu anda bir avukatlık bürosunda o görüntü normal mi? Değil. Adalet Bakanı kara para demeye hakkı var mı? Hiç yok. Bir Adalet Bakanı herhangi bir ofiste sayılan paranın diyelim ki kaynağı gösterilemedi. Adalet Bakanı ona kara para diyemez. Kaldı ki arkadaşlar bu iktidar 2008, 2011, 2013, 2014, 2018, 2020 1 ve 2022'de Varlık Barışı adı altında kara para dahil nereden buldunsa para getir diye kampanya yaptı. Yasa çıkardı. Adına da Varlık Barışı koydu. Tıpkı imar barışı gibi mali barış koydu. Ve yani bunu yapan bir iktidar şimdi ben bu paranın kara para olabileceğinden şüphe ediyorum diyor. Hakikaten neresinden baksanız dökülen bir şey. Ama şunun altını çiziyorum. Bir tuğlada sen koy kampanyası gelinen noktada en açık şekilde kamuoyuyla paylaşılmalı. Bu konudaki soru işaretleri giderilmeli. Ama burada başrol şu anda Adalet Bakanı Sayın Tunç'undur. Sayın Tunç Süleyman Soylu olmuştur. Biz seçim dönemlerinde geçmişte tabii ki hani geçmiş iyiydi falan demiyorum. Ama demokrasinin birazcık rayında işlediğimiz bir süreçte üç bakanın seçim döneminde tarafsız olması ilkesi vardı. Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Ulaştırma Bakanı. Neden? Çünkü o bakanlar attıkları her adım siyasi olabilirdi. Attıkları her adım tartışılabilirdi. Ama şimdi kaderin cilvesine bakın arkadaşlar. En siyasi bakanlar, İçişleri Bakanı'nı bir nevi de kenara koyuyorum. Daha farklı bir süreç izliyor açık konuşmak gerekirse. Ama özellikle Adalet Bakanı şu anda Süleyman Soylu'nun yerine soyundu. Ben bu anlamda eğer İmamoğlu'nu bu yöntemle çökertmeye çalışacaklarsa bu yenilginin itirafıdır diye değerlendiriyorum. Eğer bu konuda bir bilgi varsa biz de bilelim. Şu kaynak kirlidir dedilerse biz de bilelim. Bunun önümüzdeki günlerde sanıyorum ayrıntıları çıkacaktır. Ama ben bugün ifade verenlerin avukatlarıyla konuştum. Suçlama ne onu da bilelim. Dediler ki şununla suçlanıyorsunuz demiyorlar. Kaynak söyleyin. Yani hukukun en kabul edilemez yöntemi şeklinde kişiden delil üretmeye çalışıyorlar. Hani delilden suçluya değil, kişilerden suç ve suçlu üretmeye çalışıyorlar. Bu konuyu belki daha sonraki dakikalarda peki da konuşacağız ama biraz önce sorduğunuz soru İstanbul'a bağlamında dair Sayın Çakır.
Evet, İstanbul, ben şöyle görüyorum. Hakikaten önceki hafta Rize'deydim. Geçen hafta Bursa'daydım. İstanbul'u, Ankara'yı, İzmir'i hep beraber izliyoruz. Farklı partilerin %1-2 oyları bu işi etkileyecek. Sanki böyle 1989'da 1994 arası bir sarkaç görünüyor. İkinci, üçüncü partilerin durumu %1-2 ile taraf partiler ana iki ana kazananı belirleyebilecek olması çok değiştirebilir her şeyi. Yeniden Refah, işte ben 94'ü özlüyorum diyor ama 94'ün İstanbul Belediye Başkanı da Erdoğan'dı diyor AKP. CHP 89'da o 55 ili aldığı dönemin olması hayalini kuruyor. Ama özellikle bu iki ana seçime giren iki ana adayın, hani AKP adayı ve CHP adayının pek çok ilde öteki partiler tarafından, öteki partilerin tabanları tarafından görecek kabul, bunda etkin olacak. Ama ne olursa olsun bu seçimde, önceki seçimlerde başarılmıştı. Ama bu seçimde ekonomiyi gizleyemiyorlar. Bakın bu gece ben buraya gelirken sevgili Çakır, benzin istasyonunun önünden geldim. Bir trafik yoğun. Düşündüm ki niye böyle yoğun? Bu gece yarısı 1,5 lira benzine zam gelecek. 1 lira motorine zam gelecek. Ama halkımız da kusura bakmasın, niye zam geliyor diye protesto etmek yerine 3 saat önce 1000 lira ucuz benzin alayım diye kuyruğa giriyor. Hem bunun sonucunu nerede, hesabını nerede sorabilir? Eğer biraz bilinçli olarak bakarsa sandıkta sorabilir. Şu anda geldiğimiz noktada 14-28 Mayıs'tan bile sevgili Çakır, ekonomi iki kat kötü hale geldi. Benzin 19 liraydı, bugün 43 lira. Motorin 20 liraydı, bugün 45 lira. Dolar 20 liraydı, bugün 33 lira. Yani son seçimden bu yana bile her şey kötüleşti. Bence altına hücum, şu anda herkesin dövize yönelmesi, bu iktidarın seçimden sonra ekonomiyi düzeltebileceği umudunu da ortadan kaldırmış durumda. O nedenle şu andaki görünen durum itibariyle İmamoğlu'nun da kendisine yönelik bu tür kumpasların cevap verme yöntemi halkta karşılık bulmuş görünüyor. Hani bana toz bulaşmaz. Ne istiyorsanız Ekrem yapın. Ekrem İmamoğlu'nun pozitif ayrıştığını değerlendiriyorsunuz, öyle mi? Ben öyle görüyorum. Peki. Ve hatta belki de bütün partilerden, yani bu saldırılar karşısında İmamoğlu oyunu arttırabilir. Böylesine saldırılar karşısında. Çünkü halkımız böyle hani bu tür saldırılara uğrayanları ayrıca korumak ister. Peki.